Muharrem ayının 10. gecesi. İmam kervanındakilerle bir konuşma yaptı. Dedi ki, ben sizden biatımı geri aldım. Burada kim kalmak istiyorsa yarın öldürüleceğini bilmelidir. Onlardan bazıları kalmaya karar verdi. Züheyr de güzel öten bir bülbül gibi şöyle dedi. Madem ki biz hak yolundayız, öldürülmekten ne korkumuz olabilir ki? Çünkü Allah'ın Resulünü görmeye gidiyoruz. Allah'a yemin ediyorum, eğer ölürsem ve yine dirilirsem ve yine ölürsem ve tekrar dirilirsem ve böyle 1000 kez ölsem ve tekrar dirilirsem sizi terk etmeyeceğim. İmam meşalelerin söndürülmesini emretti. Böylece gitmek isteyen gitsin, kimse utanmasın dedi. Senin oğlu. Duydum ki peygamberin torunuyla olan savaşta sen tüm ordudan daha korkakmışsın. Böyle bir korkaklıkla nasıl olur da Ömer Sadrey vilayetinin hükümdarlığını delicesine istiyor? Ben biliyorum. Biliyorum kalben Hüseyin'le anlaşmayı istemiyor. Sen ön ayak olmuşsun bu iş için. Allah'tan kork. Bu savaşın sonucu ne olursa olsun sen yenileceksin. Allah'a yemin ediyorum dünyanın malı ve makamı fanidir. Kıyamet gününde bunların hesabını vereceğiz. Vaazdan başka ne biliyorsun? Sen savaş meydanındasın. Allah'ın evinin minberinde değil. Dilini kullanacağına kılıcını kullan. Boş konuşmalar dinlemekten benim ve adamlarımın canı sıkıldı artık. Evet. Kılıcın eline yakışmadığı adamlarla konuşmak beyhude bir iştir gerçekten. Ey Kufe'nin halkı, benim! Beceli Geyn'in oğlu Züheyr! Çoğunuz beni tanıyorsunuz ya da sesimi duymuşsunuzdur. Tüccarım. Dünya malına ihtiyacım yok. Ben Allah'ın Resulü'nün sözlerini anlamış ve 4 halife döneminde savaşlar yapmış biriyim. Siz kendi peygamberinizin soyundan gelenlere kılıcını çekmiş ve onun torununun canına kıymış bir ümmetsiniz. Ve ben bunun büyük bir günah olduğunu söylüyorum. Geyn'in oğlu, senin Ali ile bir yakınlığın yoktu ki. Nasıl oldu da müminlerin emiri Yezid'e biatından döndün de Hüseyin'in taraftarı oldun? Zannediyorsun ki Hüseyin Irak'ın padişahı olur ve sen de onun veziri, ha? Farz et ki ben ve Hüseyin böyle bir şey planladık melun. Böyle bir durumda siz Kufelilere soruyorum. Irak'ın padişahlığı mı daha değerli yoksa tatlınız mı? Allah'a yemin ederim. Hüseyin sadece sizin davetiniz için Irak'a geldi. Sizi doğru yola çağırmaktan başka hiçbir niyeti yok. Sizin kurtuluşunuzdan başka hiçbir arzusu yok. Hüseyin zulmün altına girmeyecek. Ve hiçbir zaman Yezid gibi bir zalim halifeye biat eli uzatmayacak. Sessiz ol. Zalim sen ve o isyankar liderinizdir.
Joshua'nın oğlu. Ben de geri çekilmekten yanayım. Efendim Hüseyin orada namaz kılacak. Hadi gelin. Kısa bir süre savaşı durduralım. Hem ben namazımı kılarım hem de siz bir nefes alırsınız. Geyin'in oğlu. Yine meydana gelirsen seninle ben savaşacağım. O kalın boynunu kıracağım. Keşke bir kere mert olsan da sözünde dursan. Ben namazdan sonra seninle savaşmak için meydana geleceğim. Meydana gelmezsen köpekten farkın yok. Züheyr mızraklar ve kılıçların çemberini kırdı. Bir kelebek gibi aşkın namazında kanatlarını yakmaya geldi. Allah'ın Resulüne kavuşmak için namazını Hüseyin'le birlikte kılması onun kaderiydi. Utan kendinden Şemr. Kay'in oğlu tek başına savaşıyor. Savaştan çok mucizeye benziyor. Adamın derisi balina, gücü fil gibi. Bağırdığında askerlerimiz ondan kaçıyor. Züheyr Hüseyin'in küçük parmağı gibi. Senin söylediğin gibi Hüseyin'in çelik kolları falan değil. Ya Ali'nin oğlu Abbas? Herhalde Abbas meydana gelirse görüntüsünden ödünüz patlar o zaman. Olabilir. Ali'nin oğlu Abbas'la karşılaşmak için aslan yüreği lazım. Her halinizden belli. Savaşı hemen başlatın. Adamlarınızla onlara saldırın ve Hüseyin'in şerrinden kurtarın bizi. Şu anda Hüseyin namaz kılıyor. Namazını bitirinceye kadar savaşmamızı istemiyor. Kılacaksa kılsın Şemr. Namazdan sonra işini bitir. Gerçekten Hüseyin'e namaz kılmasına izin verecek misiniz? Namaz dinimizin vacibidir oğlum. Buna hiçbir şekilde mani olamayız. O zaman savaşı kaybetmişsiniz. Nasıl yani? Bu cemaat Hüseyin'le savaşmak için gelmiş. Çünkü Hüseyin'in kafir olduğunu ve dinden çıktığını sanıyorlar. Hüseyin'in namaz kılmak için savaşı durdurduğunu görecek olurlarsa kandırıldıklarını anlarlar. Ne akıllı oğlum varmış. Doğru demiyor mu Şemr? Tabii ki doğru. Oğlunun düşüncesi gerçekten doğru ve isabetli. Belki de Hüseyin bu şekilde uyuyan küfelleri uyandırmaya çalışıyor. Demek ki Hüseyin'e izin vermemeliyiz. Namazını kılsın. Öyle değil mi? Ne diyeyim? Emir sizsiniz, biz de asker. Hayır Şemr, hayır. Namaz kılmalarına engel olun. Oh,
meydanında sanki annesine ulaşmak için kucak açan bir çocuk gibiydi. Namazdan sonra susuz ve yaralı bir şekilde yine savaşmaya gitti.